Şimdi asgari ücretle ilgili örnekler de vardı elbette haberin içinde. 8.506 lira olarak açıklandı. Pek çok rakam telaffuz edilmişti ama karar bu yöndeydi. Şimdi tabii soruluyor, memnun musunuz diye. Çoğu kesim hayır diyor ama Bakan Vedat Bilgin bu konuyla ilgili konuştu ve şöyle diyor Bakan Bilgin'i asgari ücreti makul buldu pek çok çalışan diyor. Aynı zamanda EYT konusu da gündemde, işte yıl bitmeden acaba meclise gelecek mi, yaş sınırı ne olacak, hepsine cevap verdi. Ama asgari ücret konusunda sendikalarla ilgili de bir ifadesi dikkat çekiyor Bakan Bilgin'in. 8.000'i üzeri rakamlar toplu sözleşmeyi etkiler dedi sendika başkanları dedi. Aynı zamanda EYT ile ilgili bu hafta gelebileceğine yönelik bir işaretti. Yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili de henüz karar verilmedi dedi. Türkiye'deki bu açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tartışmalar biraz önce bahsettiğim gibi bilim dışıdır. Asgari ücret, EYT, memur zammı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Habertürk televizyonunda soruları yanıtladı. 8.506 lira olarak belirlenen asgari ücretin makul bulunduğunu savundu. Bizim belirlediğimiz asgari ücret işçi sınıfının büyük bir çoğunluğu tarafından makul bulunmuştur, değerli bulunmuştur. Olağan dışı şeyler olursa Bu şartlarda devreye girer. Geçen sene nasıl Temmuz'da müdahale ettik? Aynı şekilde. Asgari ücreti belirlerken sendikalarla görüştüğünü söyledi Bakan Bilgin. Topu sendikalara attı. 8.000 liranın çok üzerine çıkmayın dediler dedi. Arkadaşlarımız şimdi size bağlansınlar, desinler ki bizim konfederasyonumuzda, bizim sendikamızda, bizim açıkladığımız yoksulluk sınırının üstünde şu kadar adama ücret veriyoruz. Bağlansın söylesinler kaç kişiye veriyormuşlar. Rakamlar bende var. Dediler ki siz 8.000 liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. Niye? İşçi sendikaları. Sendikalar. Neden? Çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz. O zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler. 8.000'in çok üzerinde çıkmayın dediler. Bakan Bilgin memur zammı ile ilgili enflasyonu işaret etti. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu senede enflasyon üzerinde bir artış vereceğiz. Ve emeklilikte yaşa takılanlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın EYT'yi yıl bitmeden 1-2 hafta içinde çözeceğiz sözü soruldu. Bakan Bilgin Oktay'ın açıklamasını canlı yayında öğrendi. EYT ile ilgili Fuat Bey'in açıklamasının doğrusu dinlemedim. Şimdi sizden öğrendim. Tabii biz görüşlerimizi zaman zaman bir araya gelip paylaşıyoruz. Bizim önümüzdeki çalışma teknik çalışmaları tamamlanmamış bir çalışma. Tahmin ediyorum bu ay sonuna kadar biz meclise götürürüz bunu. Yani bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak'ta. Bilgin 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler EYT'yi kapsamayacak dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar deyince 8 Eylül 99'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların doğum borçlanması var. Askerlik yapmış o tarihten önce askerlik yapmış olanların askerlik borçlanması var. İşte avukat stajları birkaç böyle bir istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru şu. Prim gün sayım şu kadar eksik. Bunu borçlanıp da olabilir miyim? 99'dan önce işe girmemişse ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. 99 8 Eylül öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Öyle borçlanarak olmaz. EYT'de en çok tartışılan konu yaş sınırı. Bakan Bilgin çalışmaların tamamlanması sonrası belli olacak dedi. Bu aralığa kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya 2 milyonu biraz geçen kişi dediğimiz şartlara uygun prim gün sayısı, hizmet süresi tamamlanmış olanlar sayısı bu. Eğer hiçbir yaş sınırı olmazsa bunlar giriyor. 2 milyon kişi. Karar verilmedi o zaman. Verilmedi. Tabloyu götürüp burada bu siyasi bir karardır. Hükümetimiz evet. Bu kararı verecektir. Emeklilikte yaşa takılanların ortalama yaşları 49.9.